Beyin, bilim, evren ve dünya ile ilgili tüm tartışmaların merkezinde bulunan insan organı, çekice 1.3 kilogram ancak tüm dünyayı değiştirebilecek araç, bizi aya götürüp getiren şeydir beyin. Kimilerine göre sadece etten oluşan organ, kimilerine göre yer küreden ta evrenin uçsuz bucaksız köşelerine kadar uzanabilecek teknolojiyi yaratan zeka balonu, bazılarına göre ise milyarlarca hücre ve trilyonlarca sinirden ibaret olan olağanüstü mekanizma. Yani evrenin en karmaşık organı. Peki beyinle beyni anlamak mümkün mü? Hazırsanız insanın içindeki kozmoza doğru sürükleyici maceraya birlikte yolculuk yapalım. Dünyanın en akıllı canlısı olsak bile beynimiz ile ilgili çok az bilgilere sahibiz. Ancak pek çok net olgular mevcut. Aynı etmenlerden birkaç tanesini sizlerin dikkatine sunuyorum. İnsan beyni hiçbir bilgisayarla karşılaştırılamayacak düzeyde karmaşık sisteme sahip. Beynimiz acı hissetmiyor. Bunun nedeni beynimizin içinde acı kabul edici reseptörlerin olmayışı. Bu nedenden dolayı hekimler beyin ameliyatlarını hasta uyanık halde kilitici iğneler sokmaksızın gerçekleştiriyorlar. Beynimiz 1 terabit hafıza bilgisi sığımına sahip. Bu Britannica ensiklopedisinden 5 kat daha fazla. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü ki çekiçle baş parmağa darbe vurunca neden böylesine hızlı tepki veriyor? Bunların hepsi sinir dürtülerinin muhteşem hızı sonucunda gerçekleşiyor. Aynı impulsların hızı spor arabalarının hızıyla kıyaslanıyor. Beyin damarlarımız 160 bin kilometre uzunluğa sahip. Uykuda olduğumuz zaman da beynimiz daha etkin çalışıyor. Çünkü beynimiz gün boyunca kazanmış olduğu bilgileri ve hafızasını biz uyuyarken düzenliyor. Aynı sebepten de uykusuz kalınca insan beyninin çalışma gücü zayıflıyor ve öğrendiklerimizi daha çabuk unutuyoruz. Orta hesapla erkek beyni bayan beyninden %10 oranında daha büyük. Ancak kadın beyni çok daha sinir hücresi ve nöron bağlantısı olması nedeniyle üretken. Çarpıcı bilgi olarak söyleyelim ki kadınlarda duyarlılığa eğilimli olan sağ beyin, erkeklerde ise mantık ve netlikten sorumlu olan sol beynin etkinliği öne çıkıyor. Beyin ölçüsünün farkı var mı peki? Araştırmalar sonucu belli olmuş ki insan beyni 1300 gram olduğu halde Albert Einstein'ın beyni 1230 gram. Beynin içinde sağ ve sol yarım küreler bulunuyor. Sol yarım küre konuşma, matematiksel hesaplamalar, sayılar ve analiz yapma gibi konuları yaşama geçiriyor. Sağ yarım küre ise ritim, hayal kurma, renkler ve ölçü kavrama sürecine kilitlenmiş durumda. İnsan beyninin sol yarım küresini sağ, sağ yarım küresini ise sol yarım küre yönetiyor. Hatta beynin yarım kürelerinden biri olmaksızın bile insan yaşayabiliyor. İnsan beyninin en yüksek gelişim dönemi 2-11 yaşları arasında yaşanıyor. Beyin öğleden farklı olarak geceler daha aktif çalışıyor. İnsan beyni 100 milyondan fazla nötrondan oluşuyor. Mobil telefonla uzun süreli konuşmalar kanser yaratma tehlikesini daha da fazlalaştırıyor. Yüksek miktarda şeker kabulü beynin gelişimine engel oluyor. İnsan beyninden gün boyunca 70 binden fazla fikir geçiyor. Araştırmalara göre insan beyni bedenden daha geç uyanıyor. Belki de şaşıracaksınız ancak gözlerimiz aslında manzarayı aksine görüyor. Beyin onu aktardıktan sonra biz özneyi olduğu gibi görüyoruz. İnsan beyninin gelişim süreci 50'li yaşlara kadar devam ediyor. Bilim adamlarına göre insan beyni 25 yaşında yetişkinlik ve olgunluk kazanıyor. Ancak yasalar bu sayının 18 olduğunu belirtiyor. Peki beynin hızı ne kadar? Beyine giren ve çıkan dürtülerin hızı saatte 274 kilometreye eşittir. Beyin diğer organlardan daha yoğun nefes alıyor. Beynin genel ölçüsü bedenin toplamda %2'sini oluşturmuş olsa bile tüm geri kalan organlardan farklı olarak %20 oranında oksijen tüketiyor. Bu hal beynin oksijen yetmezliğinden yaranabilecek zedelere karşı dayanıklı ediyor. Aynı nedenden dolayı derinden nefes alıyor, sinir hücreleri onarılıyor.